Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kütahya'da kutlandı. Camilerin insan hayatındaki önemi anlatıldı. Bir 7 Ekim tarihleri arasında kutlanan hafta nedeniyle Kütahya İl Müftülüğü tarafından cami ve hayat konulu bir konferans gerçekleştirildi. Cami Hayatın Merkezi temasının belirlendiği hafta kapsamında yapılan konferansın açış konuşmasını İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar yaptı. Her yıl bir tema çerçevesinde gerek bireysel hayatımıza gerekse toplumsal hayatımıza ışık tutacak bir konuyu belirleyerek bu alanla alakalı farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Biz öteden beri cami hizmetini, din hizmetini hep bir şeref payesi olarak gördük. Ve halkımız, milletimiz bu din hizmetinin yaşaması için, bu din hizmetinin gelişmesi için maddi manevi katkılarla bu hizmeti ayakta tutmak için katkılarda bulundu. Ve bugüne kadar bu hizmetler böyle geldi. Türk milletinin tarih boyunca İslam dinine hizmet ettiğini söyleyen Kütahya Valisi Ömer Toraman, camilerin sadece bir yapı olmadığını, bir ruh barındırdığını aktardı. Tabii ki bu yalnızca bir taştan, ağaçtan bir mekan olarak görmüyoruz. Biz ona estetiğini vermiş, ruhunu sindirmiş. Biz böyle okuyoruz. Özellikle tarihi camilere baktığımızda yalnızca taş ve duvar olarak görmüyoruz. Her bir çizgisi bir birikimin, bir mesajın ifadesi. Dolayısıyla hasreten ecdattan devraldığımız çok ecdat yadigarı bu ibadet yerlerine çok ihtimam göstermemiz gerekiyor. Başta din görevlilerimiz ve cemaatlerimiz olmak üzere bu eserleri gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Cami ve hayat konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, ülke genelinde cami sayısının 90 bine yaklaştığını belirtti. Ülkemizde şu anda cami sayımız 90 bine yaklaştı. 89.650'lerdeyiz. Her yılın sonunda rakamları güncelliyoruz. Ve bu rakamların 7.700 küsürü Osmanlı'dan devralınmış. Geriye kalan yaklaşık 82 bini bu milletin kendi öz sermayesiyle, helal parasıyla yapılmıştır elhamdülillah. Son 15 yılımıza baktığımızda 13 bin camimiz ümmetin, milletin hizmetine sunulmuştur. Din görevlilerinin önemini atıfta bulunan Albayrak şunları kaydetti. Camileri emme basma tulumbalarına benzetiyor. Günde 5 vakit cemaati alır içine, bünyesine, orada arındırır, tekrar hayatın merkezine geri gönderir. Onun için 27 kat daha camide olmanın evde, iş yerinde kılmaya fazileti vardır, değeri vardır. Ve bu mihraba, minbere, kürsüye hizmet eden, rehberlik eden, nur saçan, doğru bilgiyi, doğru yöntem, doğru metotla cemaatimize aktaran din görevlisi arkadaşlarımız. Konuşmalar sonrası günün anısına Vali Ömer Toraman, konuşmacı Bünyamin Albayrak hediye takdiminde bulunurken çeşitli yarışmalarda dereceye giren imam hatipler de ödüllendirildi. Takdim ediyorlar.